Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 68 Televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Aksaray Hacılar Armanı 50. caddede önündeki aracı sollamak için şerit değiştiren otomobil, karşı şeritten gelen motosikletli kurye ile kafa kafaya çarpıştı. Motosikletli kurye kazada yaşamını yitirdi. Kaza Hacılar Harmanı 50. caddede meydana geldi. 06AD9586 plakalı otomobil sollamaya çıktığı esnada karşı şeritten gelen 24 yaşındaki FA isimli motosikletli kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kurye 20 metre sürüklenirken otomobil ise yoldan çıkarak boş araziye girdi. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikletli kurye hayatını kaybederken talihsiz gencin cesedi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kuryenin evli olduğu ve bir kız bebek beklediği öğrenilirken ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri ise otomobil sürücüsünün ifadesini almak üzere karakola götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri, il genelindeki denetimlerini arttırırken son bir haftada yaptığı uygulama ve sonuçlarını açıkladı. Aksaray'da huzur ve güvenin sembolü olan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlularla mücadelesini aralıksız sürdürürken, suç olaylarını önlemek ve toplumun güvenliğini sağlamak adına denetim çalışmalarına hız verdi. Şehrin her noktasında önceden planlanan ve anlık yapılan çalışmalar sürerken, asayiş ekipleri son bir hafta içerisinde Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yaptıkları çalışmalarda 3209 kişinin GBT sorgusunu yaptı. Yapılan GBT sorgularında arama kaydı olan 40 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan toplamda 54 yıl 11 ay hapis cezası alan 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine aynı çalışmalarda değişik suçlara karıştığı tespit edilen 166 kişiyle ilgili de işlem yapıldı. Adli işlem yapılan 166 kişiden 15'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 kişiden 5'i sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzenlenen asayiş uygulamalarında 471 araç kontrol edilirken 3 adet şasesi kazınmış motosiklet, 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet fişek, 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 3 adet fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 4 adet fişek, 9 ayrı şahıstan 20,28 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi, 14,10 gram metamfetamin maddesi, 9 gram esrar, 4,20 gram eroin, 2 adet ekstazi uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken uyuşturucu maddeler konusunda da soruşturma başlatıldı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre Aksaraylıların huzur ve güvenliği için denetimlerin önümüzdeki günlerde de sürdürüleceği öğrenildi. Aksaray'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşlı karı koca yaralandı. Kaza E90 karayolu Nevşehir kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Tacin Mahallesi istikametinden Hassas Mahallesi istikametine giden 50 yaşındaki Feyzullah A idaresindeki 68AAD332 plakalı kamyon, aynı istikamette seyreden 63 yaşındaki Ahmet O yönetimindeki yabancı ülke plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü ve araçtaki eşi 60 yaşındaki Remziye O yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılan yaşlı karı koca, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde geliş yönünde bir otomobil sürücüsü hakimiyetini kaybederek orta refüje çıktı. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi yolu geliş yönünde ilerleyen 51 yaşındaki Armağan A hakimiyetindeki 06DKT842 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle orta refüje çıktı. 21 sıralarında meydana gelen kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye sırasında mala zarar verme ve hırsızlık suçlarından aranan ve haklarında 20 yıl 49 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari şahsı yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, yasa dışı faaliyeti olan kişi veya kişileri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkarmak ve faillerinin yakalanarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi içerisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik Merkezi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye faaliyetinde bulundu. Devriye sırasında mala zarar verme ve hırsızlık suçlarından aranan ve hakkında 20 yıl 49 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen bir şahıs yakalandı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşaması, ilimizde asayiş ortamının sağlanması amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir denildi. Aksaray Üniversitesi Teknopark 30 bin metrekarelik bir alanda kurulacak. Rektör Arıbaş, Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Mustafa Güray Değerli'nin de katılımıyla ASÜ Teknopark'ın kurulacağı bölgeyi gezdi. Kampüs içinde ASÜ Stadyumu'yla Aksaray Sanayisi'nin arasında kalan 30 bin metrekarelik alanın ASÜ Teknopark için ayrıldığını, alan üzerine 5000 metrekare büyüklüğünde kapalı bir idari birim inşa edileceğini söyleyen Rektör Arıbaş, her gelişmeyi büyük bir dikkat, samimiyet ve heyecan içinde takip ettiklerini belirtti. Alanın imar onayının hazır olduğunu ve kısa süre içinde mimari projenin hazırlanması aşamasına geçileceğini kaydeden Profesör Arıbaş, iş başına geldiğimiz günden bu yana Ankara Teknokent Genel Müdürümüz, kıymetli hemşerimiz Mustafa Güray Değerli ile istişare halindeyiz. Bugün de ASÜ Teknopark'ın kurulacağı alanı yerinde görmek, mimari projeye dair yapılabilecekleri ve geleceğe dönük öngörüleri paylaşmak için bir aradayız. Kendilerine bir kere daha çok teşekkür ediyoruz dedi. Aksaray'ın ve Aksaray Üniversitesi'nin Türkiye'nin yerli ve milli üretim stratejileriyle denk bir potansiyele sahip olduğunu, ASÜ Teknopark'ın bu potansiyelin itici gücü olabileceğini dile getiren Rektör Arıbaş, çalışmaların tamamlanmasının ardından şehrimiz ve üniversitemiz üretim odaklı yeni bir döneme girmiş olacak. Çok heyecanlıyız, çok kararlıyız, çok azimliyiz. Bu yolda üzerimize ne düşüyorsa hepsini yerine getirmeye hazırız dedi. Geziye rektör yardımcıları Profesör Doktor Ömer Köse ve Profesör Doktor Yavuz Selim Çakmak'la Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Serpil Doğuş Gümüşsoy, Aksaray Üniversitesi Spor ve Sağlık alanında İhtisaslaşma Koordinatörü Profesör Doktor İsmail Bayraklı ve ASÜ Teknopark Genel Müdürü Doçent Doktor Onur Can Türker de katıldı. Niğde İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, Niğde'de üretilen ürünlerin 30'a yakın ülkeye ihraç edildiğini söyledi.
Niğde Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, Niğde'de üretilen hayvansal ve bitkisel ürünler dünya üzerinde 25'ten fazla ülkeye hem bitkisel hem de hayvansal ürünlerin ihracatının yapıldığını ve birçok üründe piyasaya Niğde'nin belirlediğini söyledi. Evet, peki Sayın Baş, Niğde dünyaya açıldı dediniz. Kaç ülkeye ihraç ediyoruz? Şöyle, Niğde üretiyor, dünya tüketiyor. Yani biz bu sloganı sürekli kullanıyorum. Sürekli kullanmak da gerekiyor. Yani evet, sadece bizim değil, yani kurum olarak bizim değil, tüm liderlerin bu sloganı da kullanması gerekiyor. Bu sadece bir slogandan ibaret bir şey değil. Deminki dediğim gibi, yani saymadığım daha birçok üründe hatır sayılır miktarda üretimimiz var. Bu ürünlerimiz de az önceki bahsettiğim gibi Niğde'nin kendine has konumundan kaynaklı ihracatın bir takım kolaylığı var. İhraç kapısı bir il izledim. Kendi inspektörlerimizin kontrolünden geçiyor. 25-30'a yakın ülkeye, 30'a yakın, yani 25 rakamı telaffuz etmiştim ama sabah arkadaşlar 3-4 ülkenin daha ilave edildiğini söylediler. 30'a yakın ülke diyebiliriz. 65 bin tona yakın patates ihracatımız var. 2022 yılı rakamını söylüyorum. Dönemseldir bizim şeylerimiz, ihracat rakamlarımız. 66 bin tona yakın patates ihracatımız var. 15 bin tona yakın sebze ihracatımız var. Meyvenin içerisinde elmamız, kirazımız, şeftali, nektarinimiz. Sebzenin içerisinde kavun, karpuz, lahana ihracatımız var. Süt tozu ihracatımız var. Meyve suyu konsantremiz var. 15 bin tona yakın konsantre olarak gönderiliyor bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin %70-80'i olmak üzere. Süt tozu ihracatımızı söylemiştim. Peynir altı suyu tozu ihracatımız var. Bunlar toplumun, kamuoyunun çoğunun bilmediği kalemler. Fidan ihracatımız var. 20 bin adete yakın fidan ihracatımız var. Artı yumurta ihracatımız var. 4 milyon 800 bin adet yumurta ihracatımız var. Yani dünyanın dört bir tarafında diyeyim. İhracatımız olan hatırı sayılır miktarda. Ya bir ürün gönderirsiniz de çok bir kereliktir. Onu ihraç olarak kabul etmiyoruz zaten biz. Ama sürekliliği olan, sürdürülebilirliği olan ve sürekli piyasaya, yurt dışı piyasasına gönderdiğimiz ürünlerimiz var. Bu da 30'a yakın bir ülke. Niğde ihracatçı bir il. Hem üreten, hem ürettiğini işleyen, hem de işlediği ürünü daha yüksek fiyatlara, daha katma değerli ürün haline getirerekten dış piyasa, hem iç piyasa hem dış piyasaya pazarlayan bir il. Örnek olarak söylüyorum, patateste Türkiye'nin birincisiyiz. Doğaldır ki patates rakamları sürekli ilimizdeki oluşan fiyatlar takip ediliyor. Niğde piyasası belirliyor. Lahanada, fasulyede Türkiye'nin birincisi olan bir iliz. Bizim piyasamız, satış rakamlarımız Türkiye piyasasını belirliyor. Lahanada ikinci olan bir iliz. Bizdeki rakamlar Türkiye piyasasını belirliyor. Elmada üçüncüyüz. Elmamızın kalitesi, üretim periyodundaki dönemler vesaire derken işte yani Temmuz'un ortalarından veya başından başlıyor. Ekim ayının sonuna hatta Kasım'a kadar sarkan bir hasat dönemimiz var. Bu Türkiye piyasasını belirliyor. Hem de kalitemiz de çok güzel. Yani demek istediğim şu, iddialı olduğumuz, üretimde Türkiye'nin önde gelen üretimini yaptığımız ürünlerde Türkiye piyasası da doğaldır. Niğde'de belirleniyor. Niğde'de ikinci el ve spot eşya satan esnaf şehre gelen öğrencileri bekliyor. Buraya geleli 2 sene oldu. Bir senem zaten online geçmişti. Bir seneyi bitirecektim. Onu da bitiremedim. Çalışmak zorunda kaldım. Geldiğim günden beri çalışıyorum. Niğde'de ikinci el ve spot eşya satan esnaf şehre gelen öğrencileri bekliyor. Peki bu yıl bir öğrenci evini ne kadara dizecek? Hep birlikte soruyoruz. Allah öğrencilere yardımcısı olsun. Ne diyeyim? Ben de işte yakında bir İstanbul'a iş için gitme durumum var. Eşyalı bakıyorum. Millet de artık eşyalı daha avantajlı bence. Önceden biz geceler saat 1'e kadar veya sabahlara kadar dükkan kapatmazdık öğrenci sezonunda. Bir ay çalışırdık. Rahat 3-4 yıldır bu kiralardan dolayı daha şu an mesela okul açılalı bir hafta 10 gün falan oldu. Bir öğrenciye mal satmadık. Normalde öğrenciler 15 gün önceden gelirlerdi. Evini tutardı, eşyasını gelirdi. Bizden dizerdik. Ama şu an daha bir kişiye bile biz mal satmadık. Yani ev bulamadığım için fiyatlardan dolayı ondan dolayı yurtta kalmak zorunda kalıyorum. Yani kendi zaten eşyaları falan kendi dizdi. Hani nereden baksan bir 20'ye falan patlamıştır. Üstüne bir de ekstra 7,5 bin lira falan kira veriyor.
Sıkıntı yani şu an durum. Bakalım nasıl olacak. Yaşıyor. Tabii ki bir öğrenci yaşıyor. Yani normal bir birey de yaşıyor zaten. Bu yıl öğrenciler için beyaz eşya fiyatları set olarak 8 bin ile 9 bin arasında değişiyor. İşte kaba eşya, çamaşır makinesi, buzdolabı, oturma grubu, bazası, yatağı, başlığı 15 bin, 20 bin arası. Tek kapak buzdolabı fiyatı 2500-3000 civarı. Evet. Temiz, evet, öğrenci için. Yani beyaz eşyayı 9 bin liraya alır. Çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinesini 9 bin liraya alır. Bu eşyaları daha kötü, ev kiraları 13 milyar olmuş. Eve çıkamıyorum. Ev dizmek 15-20 bin liraya. Evet. Spotçulardan da alamıyoruz artık. Orası da ucuz değil. Şeydeyim, aparttayım. Aparta da 3,5 bin lira veriyorum. Arkadaşım da 3,5 veriyor. 7 liraya bir eve bile çıkamıyoruz. Yaşam zor. Kiralar yani bir öğrenci 10 bin lira falan tutamaz yani. 10 bin lira kiraya tutacak. 2 kişi 5 bin lira veremez. Yani öğrenciden bizim umudumuz yok artık. Birçok öğrenci de eşya tuttuğunu söylüyor artık. Eşyalı çıktı. Ondan sonra apartlar çıktı. Yurtlar bizim ekmek bölündü. Evet, öğrenci evlerinde olmazsa olmazlardan bir tanesi de kanepe. Bu önümde görmüş olduğunuz kanepenin fiyatı tam olarak 2000 lira. Şöyle iki kanepe veririz 2000 lira. Evet. 11 bin. Yani biz zaten öğrenci mesela ne yazmıştım? Sıfır baza başlık 1600 lira. Öğrenci gelecek diye yazdık, daha bir tane satmadık öğrenci. Askeri ücret alsam bile bir eve yine çıkamıyorum, 13 milyar. Yani çok pahalı olduğunu düşünüyorum ben. Depozito artı emlak, yani bir eve giriş 27 bin falan buluyor. Yani Niğde deprem bölgesinden güvenli bölge seçildiği için yani burası genel olarak çok pahalı. İnsanlar da bunu suistimal ediyor. Eşyalar çok pahalı. Ekonomik durum zaten, enflasyon sürekli artıyor. İmkansız. Mersin'de okuyor çocuklarım. En düşük kira 10 bin lira. Sırada hava durumu. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.